Tüm dünyayı etkileyen önemli bir salgınla karşı karşıya idik. Tüm dünya üzerinde ülkemiz yetkililerin ifadesine göre 11. sırada en üst seviyelerde bu pandemiyle mücadelesini sürdürdüğü ve başarıyla çıkmaya doğru ciddi bir adım içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde ilimizde de ülkemize paralel olarak ilimizde de çok güzel başarılı mücadeleler verdik hep beraber. Belki 81 vilayetimizin içerisinde en iyi olanlardan bir tanesi biziz. Ama netice itibariyle hepimizi etkiledi. Hayat yavaşladı. Birçok çalışmaların şekli değişti. Toplantılar online üzerinden yapılmaya başlandı. Birbirimizin jestini, mimiğini göremez hale geldik. Ama bugün 1 Haziran'dan itibaren daha doğrusu hayatın tüm kademelerinde normalleşmeye doğru bir geçiş başladı. Bu sene önemli bir süreçten geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Herkesin endişesi şuydu: Türkiye acaba bu sene yatırım yapabilecek mi? Türkiye bu sene işte sıkıntıya düşecek mi falan diye tereddüt içerisinde olanlar vardı. Allah'a şükür bugüne kadar ülke olarak çok iyi geldik. Her zaman ifade ettiğim gibi il olarak biz de çok iyi geldik bu noktaya kadar. Ve bunun sonucunda inşallah ben inanıyorum ki biz millet olarak Ergenekon'dan çıkar gibi bu pandemi sürecinden çıkarırız. Çünkü bunun görsellerini hissediyoruz, görüyoruz. Yüzün üzerinde ülkeye devletimiz sağlık ekipmanı gönderdi. Birçok ülkeye yardım yaptı. Benim diyen ülkeler havadan uçak kaçırıyorlar. Maskelerini, maske yüklü maske götüren gemileri kaçırıyorlar vesaire falan. Ama bizim 2000-3000 nüfuslu ilçelerimizde maskeler üretiliyor. Vatandaşımıza dağıtılıyor. Bugüne kadar da hemen hemen tamamen ücretsiz olarak dağıtıldı. Bugüne kadar bu şekilde geldi. Yani en basit ifadeyle baktığımızda bunu herkes görebiliyor. Yani binlerce yatak kapasiteli 45 günde hastaneler yapıldı bildiğiniz gibi. Kısacası herkes gibi biz de belki bu pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğimiz yönler olduğu olacak ama yine yetkililerimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerine göre özellikle sağlık turizminin de gelişmesiyle ülke genelinde çok ciddi şekilde bir amorti sağlamış olacağını inşallah görüyoruz, inanıyoruz. Küçük bir örnek verirsek arkadaşlar, biz bir hafta içerisinde solunum cihazı ürettik ve ihraç etmeye başladık. Bugün binlerce ihraç yapıldı, binlerce sipariş alındı. Yani yakinen biliyorum. Kısacası bir haftanın içerisinde tüm dünyanın ihtiyacı olan bir malzemeyi mühendislerimiz planladı, projelendirdi, üretti, hizmete sundu, kullanıma koydu ve tüm dünyaya satmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, milletimiz büyük bir millet, yüce bir millet. Biz de bu büyük devletin, yüce milletin evlatları olarak üzerimize düşeni hep birlikte, dili ve beraberlik ruhuyla inşallah milli ve manevi değerlerimize de bağlı olarak, tarihi değerlerimize bağlı olarak görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ettik. Bundan sonra da inşallah hep birlikte yapmaya gayret edeceğiz.